Ben Köse Acil köyünden, Benderlilerden İrfan Ural. Şu anda bulunduğumuz mevki Sahargaya mevki. Şimdi burayı anlatma. Burada geldiğimizde örme yolu anlatmadan geçemeyiz. Örme yolu nedir? İpek yolu. Eski İpek yolu. Sultan Hanı'ndan başlar. Bu önce İpek yolunu söyleyelim. Çin'den başlar, İspanya'da biter. Ve bu arada kervansaraylar vardır. Ticaret yoludur bunlar. Ticaret yolundan buradan bir kısmı da bizim köyümüzün arazisinden geçer. Bu arazi Sultan Hanı'ndan bu kervansaraylar iki tarafında bir günlük yolda kervansaraylar var. Sabah Sultan Hanı'ndan çıkan kervansaray akşam üzeri Karatay Hanı'na varır. Ve bu bölgede iki han arasındaki bölgede bir kısmı bizim köyümüzden geçer. Ticaret yolları bunlar. Ha, burada ölenlerin bir kısmı, bu kervan yolunda ölenlerin bir kısmı buradaki sulak arazilerde gömülmüştür. İşte buralarda sulak arazilerde hayvanlarını otlatmıştır kervansaraya gidenler. Karınlarını doyurmuşlardır ve buradan geçip şeye gitmişlerdir. Yani örme yol dediğimiz, ipek yolu dediğimiz yol arkamızda görürken yol. Bir de burayı anlatmadan, kara ziraat anlatmadan geçemeyiz. Kara ziraat aslında kara ziraat değil. Kara ziyaret demek. Yani bir ziyaret tepesi. Ziyaret tepesinin amacı nedir? Tabal Krallığı döneminde, Persler döneminde ateşe tapanlar bu köyde etrafta, Kerver etrafta bizde yok ama bizden önceki dönemlerde, çok önceki dönemlerde ateşe tapanlar döneminde Müslümanlıktan önce, biz buraya gelmeden önce ateşe tapanlar kara ziraat bu bölge etraftaki köyler tüm buraya toplanırlar. Kara ziraat tepesine ziyarete gelirlermiş buraya. Kara ziraat tepesine geliyorlar. O zaman Erciyes Dağı'da volkanik yanardağı olduğundan dolayı orada ateş püskürdüğünden dolayı burada yaparlar. Adak adarlar. Ve tapınırlar yani ibadet ederler. Ve bu dağın bir süre Kara Ziyaret Tepesi'nin bu tarafı Erciyes tarafına bakan tarafında çanak çölmek kırıkları var. Çok büyük şekilde çanak getirdikleri şeylerin çanak çölmekleri, adadıkları adakların, kurbanların şeyleri var. Bir de bu ziyaret tepesinde gene anlatmamız gereken şey, buradaki en büyük şey kimse, soylu, ünlü kişi kimse, böyle yüksek tepelere mezarlarını yaptırırlarmış yerlere. Ve bu etraftaki bütün şey onlara toprak getirilmiş. Hani bize batıl bir inanç olan toprağa bol olsun diyoruz ya, ölen büyüklere toprak götürüyorlar ya. Onlar toprak getirirlermiş buraya. Bu tepelere kaydıkları toprak o kişilerin getirdikleri toprakmış. Toprak ne kadar büyük olursa getirilen toprak ona hediye sunarlarmış. Yani şey böylelermiş. O toprak ne kadar büyük olursa bu adamın soyluluğu, ünvanı, şerefi o kadar yüksek sayılırmış. Bir de bu bölgede Baba Zünnün isyanını söylemeden geçemeyiz. Baba Zünnün bir Alevi şeysi, Osmanlı'nın vergi şeysine ve asker alma şeysine kızıp Yozgat tarafından çıkan bir Alevi dedesi kızıyor ve Osmanlı Devleti'nin paşalarıyla Boğaz Köprü'de savaşıyor. Amacı İran'a gitmek. Şah İsmail'in yanına ulaşmak. Yani o Safevi Devleti'ne ulaşmak. Ondan sonra orada kızıyor. Orada Osmanlı Paşa'yla bir savaş yapıyor. İki Osmanlı Paşa'sını öldürüyor. Ortak savaşta. Ve oradan bu tekrar örme yoldan Erzincan ve Kars ve oradan amacı Safevi Devleti'ne ulaşmak. Şah İsmail ve askerlerinin de yanına gitmek. Ondan sonra burada Osmanlı paşaları eğer onlar giderse, bu Türkmen, Avşar ve Türkmen aşiretleri giderse şey yok. Toprağı işleyecek, vergi verecek, asker verecek kimse kalmadığından Osmanlı Devleti bunları göndermek istemiyor. Ve bunu Malatya'dan gelen bir paşa ile Tokat'tan gelen bir paşa bu arka kısmında gördüğümüz Höyüklü bölgesinde çeviriyorlar. Bu 10 bin kişiyi, onlar da 10 bin kişi bunlar da. Çeviriyorlar. Burada büyük bir savaş oluyor ve 10 bin kişiyi burada öldürüyorlar. Osmanlı paşaları. Onlardan da ölenler var. Hatta Osmanlı paşasının bir tanesi burada ölüyor. Ve şu gördüğümüz büyük yerde büyük toplu mezarlar var. Ve bu aradaki gördüğümüz mezarlar da Battal Gazi mezarı dediğimiz şeyler de yazmış bir büyüğümüz yazdırmış ama Battal Gazi mezarı yakın zamanın mezarları. Battal Gazi tabi 1200'lerde geliyor. Buralara yakın zamanın mezarları. Bu bölgenin hemen hemen büyük bir kısmı mezarlarla dolu. Ve bu mezarda yine bu bölgede işte kazı yapanlardan öğrendiğimizde, kaçak kazı yapanlardan öğrendiğimizde küp mezarlar çıkıyor. Şu bulunduğumuz bölgenin şeysi 1640 metre. Şu anda 1700 metre. Eğriyil Dağı, tarihte geçtiğimiz, anlattığım şeyde, coğrafyada anlatılan Eğriyil Dağı, coğrafya kitaplarında masa üstü dağ tiplerine örnek verilen Eğriyil Dağı 1800 metre yüksekliği ve dümdüzdür üzeri.
sanki bir masa gibi dümdüz coğrafya kitaplarında örnek olarak. Ha, Torosların Alp Himalaya dağlarının Erciyes, Toroslar ve Everest tepesine kadar giden, Doğu Anadolu bölgesinden geçip Everest tepesine kadar giden kısmıdır yani. Torosların devamıdır veya Alp Himalaya dağ silsilesinin devamıdır bura. Buradan işte Hızır Dağları diye geçer. Buradan şeye doğru geçer. Erzincan, Kars o bölgeden geçer. Buradaki işte dediğim gibi burada 10 bin tane şey öldürüyorlar. Birbirine şey diyorlar. Mezarları da oralarda gömüyorlar. Baba Zünnu'nun mezarı büyük ihtimalle Bünyan mezarlığına gömülü. Paşa'nınki gene aynı şekilde. İnice Tepesi. Karatepe. Karatepe. Değil mi? Doğru. 1700 metre. Ha, 1700 metre. Kara Ziyaret Tepesi. Ondan Sakarkaya bu bulunduğumuz bölge. İşte Belin Pınarı veya Besim'in gözü derler. Besim'in gözü derler. Sarıkeş derler ya. He, Sarıkeş biraz daha arha kısmı. Evet. Sarıkeş diye bir adamdan dolayı Sarıkeş diyorlar. Evet. Ha, bir de dediğim gibi bura Tabat Krallığı'na, Ulu'daki bulunan Tabat Krallığı'nın gözetleme kuleleri olarak kullanıyorlar. Arha kısımda yığma depo var yine aynı şekilde. Evet. Bu örme yolun da bir de bu örme yol dediğimiz İpek yolunun şeyler. Yani geçerken insanlar bilsin diye. Bak bunların üzerinde küçük küçük tepeler var yani. Yani bir tür işaret, yolun işaret tepeleri bunlar giderken. Ömer Çağlayan, 15.02.1975 yılında Köseağacılı köyünde doğdum. Ben şimdi burası şehitti, Kara Ziraat. Benim şurada yani başıma gelen ilginç bir olay anlatmak istiyorum size. Ben bir gün işte traktörcüyük, tarımla uğraştığımız için tarla sürmeye gittim. Musa Işık'tan işte farklı tarlaları süre akşama doğru buraya geldim yani, bu tarlaya geçtim. Traktörün de arkasında bir kompresör var. Teker hava şişirdiğimiz bir alet takılı duruyor. Yani hiç normalde düşmez. Bir şey olmaz buna. Neyse bu tarlayı sürdüm. Şurada az bir üçgen yer var şurası. Burayı da süreyim dedim yani. Hani bilmiyorum ama meseleyi. Tam burayı da sürdüm. Bir de baktım kompresör kayıp. Traktörden düşmüş. Ara dara yok yani, imkansız. Bulman imkansız. Neyse eve gittim. Ondan sonra işte durumu anlattım babama. Kompresör kayıp oldu falan dedim. Hangi tarlayı sürüyordun dedi. İşte Sakarkaya'daki Battal Gazi Şehitleri'nin o mevkideki tarlayı sürüyordum dedim. Burayı da sürdüğümü anlattım, üçgen yeri. Babam da dedi ki oğlum orayı niye sürdün? Orada dedi, hiç sürülmez dedi. Orada hep şehit dedi. Neyse ben de yani şehit olduğunu bilmiyordum. Ondan sürdüydüm. Neyse kompresörü bulamadım. Arada ara imkansız yani. 5 ay sonra şimdi buraya kazaya çekmeye geldim ben tekrar. Şimdi buranın da şehitlik olduğunu biliyorum ama sadece tarlanın içini, kazayağını çektim. Traktörcüler bilir, kazayağını da çekerken yani azıcık buraya bir traktörün ön tekerini bastırdım. Yani bilmeyerek, istemeyerek. Tam traktör ön tekeri bastı buraya, arka teker güm. Yani patladı yani. Tam oraya bastığında yani. Neyse ve orada o tekeri biz yani patladı, 3 günü de yapamadık. İşimizde rast gitmedi. Yani geliyorsun, traktör çalışmıyor, tekeri sökemiyorsun. Kompresör kırılıyor yani, herhangi bir şey, emin ol yani köyden arkadaşlara topladım, İhsan falan var. 3 günde burada biz bu tekeri yani çok zor yaptık. Yani bu da bize bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Ben zaten burada hep sal tabanı. Yani buralar hep yatar ya, yatır var yani, yeşil sarıklılar. Müsaade etmiyor belli yani. Yani gelme diyor üstüme diyor. Yani böyle ilginç bir şey başıma geldi. Bir daha da yani burayı hiç sürmüyorum yani, normal tarlayı sürüyorum da. Böyle bir şey yaşadım yani ben burada. Şehitlik olduğu belli yani.
başına da değdi zaman, kiprin kaşına da değdi zaman. Bekletme sevdiğim de vur beni beni. Bekletme sevdiğim de vur beni beni. Sevdanın şafağı da söktü zaman. 1981'de kuraklık oldu. Ekinlerimiz böyle kuruma vaziyetindeydi. O yıllarda İhsan Hoca vardı, eskiden derin bir hoca. Dedi ki gidelim yağmur duası yapalım dedi. Nereye? Kara Ziyaret Tepesi'ne. Bu Kara Ziyaret Tepesi'ne geldik, arkamda görünen yere. Burada köyden 9 tane kurban geldi, kestik. Küçük baş hayvan. Bütün köy halkı geldik. Çoluk çocuk herkes geldi. Hava böyle bir sıcaktı ki aşırı derecede yakıyordu. Burada dedem bize yağmur duasını şöyle yaptırdı. Elbiselerimizi, biz bütün ceketimizi, şapkamızı, elbiselerimizi ters giydik. Ellerimizi böyle değil de böyle tersine tuttuk. O zamanlar duamızı yaptık. 9 kurbanı kestik, giydik. Giderken o demde öğlenden geldik ya, ikindi oldu. İkindileyin biz köye dönemedik. Aşırı bir yağmur yağdı. Çamurdan traktörler gitmedi. At arabaları gitmedi, çöktü. O kadar bir aşırı bir yağmur yağdı. Bura bizim için kutsal bir dağdır. Şehitler Abidesi. İranlı Persleri yaşamış. Burada çok yerleşim alanları var. 8-9 tane. Onları da sayayım isterseniz. Kenci, Karadepe, Daşökçek, Mansır'ın Üreni, Geçondan, Yapraklı Dere, Çatkaya, Çatılıkaya, bir de Sarıkeş. Bu tepenin arkasında Sarıkeş yaşarmış eskiden. Hristiyanlar da yaşarmış. Buradaki mezarlarda hem Hristiyan hacı çıkıyor hem de yanmış üçgen şekilde mezarlar çıkıyor. Tarih şeylerine, o işaretlere zarar veriyorlar. Kırıyorlar. Lazların evi. Derler çocukken gelir biz buralarda oynardık. Burası çok büyüktü. Daha ileri geniş giderdi. Bir rivayete göre içinde boş altın beşik var derler buranın. Buranın altı boşmuş eskiden ama şimdi dolmuş. Çok boş. Yani şey, defineciler değiştiler buraları. Bazıları şu içeride kapattılar buraları, delikleri tekrardan. Bu eskiden kalma bunlar. Daha büyük işaretler vardı. Burada tavuk vardı, yılan, ne bileyim çok çeşit hayvan işaretleri vardı. Yok ettiler defineciler. Talan ettiler. İşareti bozuluyor. Bak hatta evet, burada da var. Bak içeride de var. Orada var. İşarete benzeyen çok güzel işaret var burada da. Ömer şura ver bak. Tapa evet, olarak kullanırlarmış buraları. Evet. Yani bir de böyle işaretlerde ne var biliyor musun? Bak ben güneş yerde gördüm. Böyle
bir cisim orada, hayvan bir şekli, ona adak adarlarmış. İşte orada dua ederlermiş. Ayet işte orada, tapınak olarak kullanırlarmış. Bu işaret burada mağara olduğunu gösterir. Derin bir mağara, ileriye dönük gidiyor delik ya. Yani bunun tabanı boştu zaten. Biz çocukken oynardık. Burası işte esas tabanı gösteriyor. İçindeki odaların şeklini gösteriyor. Belli tavuk gagası. Bak gagası burada. Kafası, ibikleri. Tavuk. Boğazın içi derler. Bu gördüğünüzde tavuk yıllardır durur. Daha burayı defineciler keşfetmemiş. Keşfetselerdi orayı krallardı. Aynı gördüğünüz tavuk, tavuğun gözü, ağzı, ibi, kagası aynen olduğu gibi gözüküyor. Yalnız definecilere sesleniyorum. Bunu gören duyan defineciler geldiklerinde bunu kırmasınlar. Burada iki tane ejderha kabartma yılan vardı. Bunu defineciler kırmış. Zannetmişler bu kayanın içinde. Halbuki öyle bir şey olmaz. Varsa da uzaktadır. Bilinçsizlikle değişmişler. Yılan kabartma. Köyümüzün tarihi ile ilgili bazı bilgiler aktarmak istiyoruz. Köyümüz 1872 yılındaki vergiye tabi olan kişiler, ailelerin isimlerini okuyacağız. Kabile. Kabile. 143 yıl önce Kara Hüseyin oğlu Mustafa. Bunların altın toplar olduğunu zannediyoruz. Abdülhamit oğlu Osman, Büyük Hamit adiller, Hamitler, Turanlar, onlar olduğunu düşünüyoruz. Bürüngüzlü Mustafa Efendi. Bu aile hakkında bilgimiz yok. Sucu Ali Ahmetoğlu. Bunun hakkında da bilgimiz yok. Vahap oğlu Osman. Hurşutlar. Hurşutlar Yılmaz. Soy ismi Yılmaz olan sülale olduğunu düşünüyoruz. Çilli oğlu Süleyman. Bunun hakkında da bilgimiz yok. 1872 yılındaki kayıtları okuyoruz. Demir oğlu Mustafa. Bunlar Temirler olduğunu düşünüyoruz. Evet. Soy ismi Demir olan sülale. Çolak oğlu Hamza. Bu kişi hakkında da bilgimiz yok. Kara Hasan oğlu Hüseyin. Altın toplar. Kara Hasanlar diye geçiyor. Uzun oğlu Ömer Efendi. Mehepler diye geçiyor bunlara. Yusuf Öztürkler. Oğlu Öztürkler değil mi? Evet. Yusuf oğlu Osman. Bunun da bilgimiz yok. Biderli oğlu Seyit Ali Hafız. Benderliler diye geçiyor. 19 hane olduğu yazıyor. 13 tane ahır odası, 5 parça bahçe, 1 tane cami, 1 tane çeşme, ekili arazi 2381 dönüm oldu. 1872 kayıtlarında yazılı köyümüzde. 39 hane gözüküyor köyümüzde.
Fakat o zaman kaç hane gerekiyor? 19 hane. Ha bu 19 hanenin yanında, ev olanların yanında fakirliğin verdiği şeyden dolayı ahır odaları var. Devlet zaaf kötü duruma düşünce, zaaf oluşunca devlette güvenlik sağlanamayınca hayvanlarını korumak için ahır oda, ahırla yapıyor. Bir de fakirlik var. Ahırda hayvanlarla beraber, ahırın bir yanında bir bölmede hayvanlarla beraber hem sıcak olsun hem hayvanlarına çalınmaya karşı önlemek için ahır odaları var köyümüzde. Osmanlı Devleti'nin koruma özelliği kalkınca halk üzerinde tabi büyük bir kısmı, bu bölgedeki bulunan mezra kısmında bulunan köylerin büyük bir kısmı dünyana göçüyor. Göçmeyen köyler de, göçmeyen mezralar da böyle güvenliğini sağlam alınacak köylere gelip yerleşiyorlar. Mezralara gelip yerleşiyorlar ve köy oluşturuyorlar. Soyunu söyleyemediği kişiler nesli kurumuş. Ya kızlar olmuş, ya erkek çocukları ölmüş veya savaşta kalmış. Aile çocuk erkek çocukları olmadığından, soyadı kanunu almadığından, soyadı kanunla beraber soyadı veremediğimizden, kimler olduğunu bilemediğimizden, tabii biliyoruz da şu diyemediğimizden, dolayı şu kişiler diyemediğimizden açıklama yapmıyoruz onlar hakkında. Adana'dan Kadirli diye, Kadirli'den Avşarlar yerleşiyorlar. Vezirli köyünden, Adana'dan Vezirli köyünden de vezir oğulları o köye geliyor. Fakat köyde bir aralarında anlaşmazlık çıkıyor neyse. Vezir oğulları oradan göçmek zorunda kalıyor. Ben bir belgeselde seyretmiştim, Adana bölgesini anlatan bir belgeselde. Tecir oğulları ve Cerit oğulları Avşarları Sivas'a doğru sürdük diyorlar. Yani köyün daha önceki herhalde sahipten aranda bir şey yok. Fakat o köyde de şu anda vezir oğulları yine var. Zelfin Tomaz'a köyünde. Bunların bir kısmı Kölete köyüne gelip yerleşiyor. Bir kısmı Zek köyüne yerleşiyor. Bir kısmı da geliyor bizim köyün şu alt kısmındaki basma dediğimiz, mahzen dediğimiz bölgeye yerleşiyorlar. Bir kısmı da Taçın'a yerleşiyor. Bir kısmı da Taçın'a yerleşiyor. Buradakiler işte o Osmanlı Devleti'nin son döneminde işte güvenlik sağlanamadığından dolayı bu taraftan Türkmenler eşkıya olarak geliyorlar. Kerkezler geliyorlar, Ermeni eşkıyalar var, Avşar eşkıyalar var, köyleri basıyorlar. Köyün kolay sağlanması, mezraların kolay şey olsun diye, güvenlik sağlansın diye. Bunlar birleşiyorlar, bizim köyde birleşiyorlar. Ve oradan sonra o ailenin mezralarının bir kısmı bizim köye geliyor, bir kısmı da aşağı İdeci köyüne geliyor. Evet. Fakılar var. Fakılar ne demek? Fakihler. Yani fıkıh okuyan kişiler. Bunlar da Adana bölgesinden geliyor. Adana bölgesinden. Orada Adana, Antep, Kilis bölgesinde fakihler veya fakılar sülaleleri, sarı fakılar diye sülaleler. Onlar da neden dolayı geldiğini bilmiyoruz. Onlar da geliyorlar köyümüze, daha sonra yerleşiyorlar. Ve burada sonra köyümüz 1950'den sonra tekrardan göçmek zorunda kalıyorlar. Ve göçüyor köyler. Bizim köyümüz, diğer şeyler, 3 aile. Coruklar, Sarıoğlan'dan geldiğini düşünüyoruz. Arnavutlar. Arnavutlar var. Tabii. Aynı sülaleler. Coruklarla Arnavutlar aynı sülaleler. Aynen, evet. Sarıoğlan'dan buraya yaylaya gelmiş daha önce. Bizim esas şeyimiz Geçon'dan bölgesinde. Esas mezramız. Esas şeyimiz, mezramız orada. Burada Sarıoğlanlar ikamet ediyormuş. Oradan gelen Arnavutlar, Coruklar dediğimiz aile ikamet ediyormuş. Orada bir sele maruz kalıyor şeyleri. Sel geliyor. Yukarıdan köyü basıyor. Mezrayı. Bütün şeyleri dağılıyor. Onu şey anlatacağım daha sonra. Emmoğullarımı anlatacağım. Ondan sonra buradaki kendi amca çocukları da buradaymış bir kısmı. Hüseyin ve şeyleri. Seydalıoğulları buradan geliyor. Seydalıoğulları'nın aslında bu orukları Kara Hasanlar, bir de Bünyan'dan 3 aile buraya köye gelip yerleşiyorlar. Orukların bulunduğu bölgeye. 6 aile. Biz 6 aile, 6'sı da birbirine akraba. 6 da birbirine akraba. Hujutlar, ondan sonra Hujutlar, yok Hujutlar, Fakılar, Benderliler, Kara Hasanlılar, 6 aile. Öbürlerini hatırlamadım. Tabii, yani bunlar akrabaymış, gelip Bünyan'dan buraya yerleşiyorlar. Yani yayla amaçlı çıkarlarmış buraya. Ümmetler, sonradan göçer Bünyan'a giderlermiş. Kış geldiğinde Bünyan'a giderlermiş. Bünyan'a giderler. Fakat Osmanlı Devleti diyor ki ben vergi de alamıyorum sizden. Aynı Avşarlara yaptığı İskan Kanunu çıkarıyor. İskan Kanunu'ndan dolayı Avşarlara yaptığını diyor ki ben sizden vergi de alamıyorum, şey de alamıyorum, asker de alamıyorum. Bir yerde iskan edin ki diyor ben size bunu alayım, alabileyim. Dünyada da bir kıtlık çıkıyor. Neyse diyorlar bizim dünyana gitme ne şeyimiz var. Dünyada artık bir şeyimiz kalmadı bizim. Burada kalalım diyorlar. Burada görünelim. Burada kalıyorlar. Yoksa yaylaya gidip gelirlermiş. Ve büyük bir kısmı da dünyada şu anda aile. Ha esas bizim ailemizi söyleyeyim. Biz Çobanoğulları. Çapanoğlu, Çobanoğlu. Yozgat bölgesindeki son Çobanoğlu beyliğinden geliyor. Ha bu bölgeler tamamen Çobanoğlu beyliği içerisinde. Avşarlar ve Türkmenler daha değişik şey. Zaten aralarında çok mücadele oluyor. Savaşlar oluyor. Bizim köyümüzden bu karşı görüken Yıldırım köyü öbür tarafı Safevi Devleti'ne, Yavuz Sultan Selim'e kadar
Bu taraf Osmanlı Devleti içerisinde, öbür taraf Safavi Devleti'nde Şia. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'nda şeyi yenince Şah İsmail'i, Şah İsmail de Türk oyu tabii. Buradan da çok büyük bir şekilde onları Şah İsmail'in yanına Yavuz Sultan Selim'den önce göçler oluyor. Avuşçalılar ve Toroslar'daki Avuşçalılar ve Türkmenler, Şah İsmail diyor ki ben devlet olacağım, gelin sizden vergi almayacağım, asker almayacağım diyor. Osmanlı Devleti asker alıyor, vergi alıyor. Ondan sonra buradan göçler başlıyor. Göçler başlayınca bunların önünü çeviriyor Yavuz Sultan Selim çeviriyor. Bunları götürmek, göndermek istemiyor paşaları. Daha sonra oraya göçüyorlar. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıra Savaşı'ndan sonra büyük bir kısmını alıyor, Safevi Devleti'nin büyük bir kısmını alıyor ve ondan sonra Sünnilik tekrar şey oluyor, Şialık'tan Sünniliğe dönüyorlar. Bir de şey, bu yakın köylerle bizim köyüm isim olarak, isim babası olarak işte Közahacılı, Musaşık, Kahveci, İdecik, Koynaptal, Piramet. Bunun altısının kardeş olduğu söyleniyor. Ya yani bu bir rivayet. Sağcılık köyünden Osmanoğlu Remzi Ural. 1962 Kösağcılı doğumluyum. İlkokulu köyde okudum. Okul döneminden sonra ortaokul ve diğer bölümleri Kayseri'de okudum. Ve hala Kayseri'de kamuda çalışmaktayım. Bu arkamda ve yanında görmüş olduğunuz okul 1968 yılında yapılmıştır. Buradan önce köyümüzün köy çeşmesi olan yanında eski camimiz vardır. Onun yanında eski okulumuz var. O okulda ben birinci sınıfı okudum. 2, 3 ve 4, 5 sınıfı burada okudum. Bu okuldan mezun oldum. Oradan buraya taşınma sebebi okulla caminin yan yana oluşu ve cemaatle öğrencinin teneffüse çıktığında cemaati rahatsız etmesin diye eski okulumuz yerine müracaat üzerine yeni okulumuz yapıldı. Köyümüzün 1971-72 yılında yeni suyu geldi. Köyümüze iki tane YS tarafından çeşme yapıldı. Okulun yanında bulunan Ahmet Bozkurt rahmetli evi var. O dönemde onun bir esprisini anlatacağım. Akşam üzeri 1976 10 Kasım köyümüzün ilk ceyranı verildiğinde rahmetli evde bulunan gaz lambasını alır ve cennet varmış, ne güzel köyümüze de elektrik geldi hatun deyip lambayı yere çalar. O arada rahmetlik eşi Medihe Hanım der ki sofra hazır Ahmet, karnımızı doyuralım dediğinde döner eve girerken ceyran gider. Hanım lambayı ver deyince yeni kırdın ya heriftir. Bu da o dönemin bir anısıdır. Benim ilkokul döneminde daha doğrusu köyümüz 42 haneydi. Okul mevcutumuz 65-70 kişiydi. Ne yazık ki üzücü bir olay. Şu anda taşıma öğrencilerimiz taşıma şeklinde Bünyan'da ve diğer köylerde öğrencimi yapmaktadır. O dönemde 70'ten aşağı öğrencimiz yoktu. İlkokul hayatımız da burada geçti. Bunun dışında anlatacağım, ben kabile olarak Benderli sülalesindenim. Benim anne tarafım Tomarza, Zelfin köyünden gelmektedir. Geçmişi şu andaki Üç Konak köyüdür. Köydeki anne tarafım Kayalar, Oğuzlar ve Karataşlardır.
Bunlar da buraya geldiklerinde soyadı kanununda göre akraba ve emmuşaklar olmasına rağmen ayrı bir soy isim almışlardır. Bulunduğumuz yer bizim köyümüzün güneyden giriş yeri. Karşımızda mezarlık var. Arkada benim babamın eski evi ve amcalarım. Burada hep bizim kabileye ait bir ev. Yukarıda ayrı bir evimiz var. Köyümüzün çeşmesi. Burada nemezgah vardı. Nemezgah namaz kılma. Gelen köylerden hayvanlarla yolculuk yapıp da gelen yabancıların eğleneceği, oturacağı ve dinleneceği, namaz kılacağı bir yerdi, namazgah adı üstünde. Karşıdan sohu ve seten dediğimiz, eskiden işte bulgur yapılırdı, dövme yapılırdı, onların işlendiği hayvanla yer vardı. Şimdi oraya park gibi bir alan yapılmış. Bütün köyümüzün su ihtiyacı buradan giderilirdi. Eskiden kadınlar, kızlar, işte gelinler, anneler burada tandırında ekmeğini yapar, gelir burada çamaşırını kaynatır, burada çamaşırını yıkardı. İleride suya yakın olduğu için buğdayını yıkar, bulgurunu kaynatırdı. Buradan çeşmeden suyu götürürken işte bin bir zahmetti ama şimdi her evde su oldu. Artı her evde güneş enerjisi var. Buradaki suyla aşağıdaki bahçelerimiz sulanırdı. Evlerimiz kerbiç tabiriyle anılan evler ama taştan yapılı. Köyümüzden çıkan çingidaş dediğimiz taşlardan yapılı eski bir ev. Daha önceki ısınmalar saç sobalarla, tezeklerle yapılırdı. Ben hatırlıyorum işte ilkokul dönemlerimde 6-7 yaşlarında falan her evde halı dokunurdu. Biz dersimizi ekmek tahtalarının üzerinde yapardık. Akşamları yemekten sonra ablalarımız, yengelerimiz halı dokurken aman kafanı çek de biraz ışık düşsün de dersimizi yapak diye. O dönemlerde, o şeylerde, zorluklarda biz ders çalışırdık ilkokula giderken. Ve daha sonra sobada yanan tezek, kerme dediğimiz koyunun altlarını alıp da kurutup da yaktığımız o ateşi yatarken odanın ortasında iskemle derlerdi. Aynı küçük bir masa gibi. Bunun altına sacdan yapılı, ona ne derdik? İçerisine ateş konurdu. Mangalın içerisine ateş konurdu. Ve üzerine mitil, örgü, yundan, keçi yun, kılından ve yundan karışık örülürdü. Böyle bunun etrafına yastıklar atılırdı. Alta köpüme atılırdı. Ve ayaklarınızı ateşe verir, o şekilde de ısınırdık. Sabahlar yine kalkılırdı, hayvanın altından aldığımız ihtiyaçlarla yine sobamız yanardı.
Bunun dışında geçmişe dayalı bizim yaşadığımız işte oyunlarımızı buralarda oynardık. Gençliğimiz, küçüklüğümüz, çocukluğumuz hep burada geçti. Tandırlarda ekmeklerimiz, tandırda bizde yufka olmaz. Bizde yufka aşağı İğdecik, Türkmen köylerinde olurdu. Biz normal tandır ekmeği yapılır. Daha sonra işte şimdik zerezek sobası diyorlar. Fırın sobasına dönüştü. Ekmeklerimiz onda pişirirlerdi. Ama işte ne hikmetse şimdik her türlü imkan var ama hanımlarımız hanım oldu. Ekmeğimiz, yumurtamız, köyde yaşayan arkadaşların çoğu şehir ekmeği yiyor. Dan suyu var aşağı Pınar. Zoran suyu daha güzel, buz gibi. Köyün üst tarafına yağan, yüksek kar, yüksek bölgelerine yağan çok miktardaki kar suları toprağa geçiyor. Topraktan tekrardan aşağıdan köyümüzün bulunduğu yerden 1700 metreden yağan kar yağmur suları toprağın tabanına geçiyor. Kışın yağan yağmur kar suları. Ondan sonra toprağın tabanına geçiyor. Tekrardan köyümüzün 1500 metre yükseklikteki bulunan köyümüzün muhtelif yerlerine küçük kaynaklar şeklinde çıkıyor. En büyük kaynak köyümüzün meydanında bulunan su. İlk önce millet bütün oradan gider sularını alırlardı. Sonradan devlet su işleri 1970 yılında köyümüzün bir üst bölgesine çıkan su kaynağına şey kurdu. Kürü mü? Depo yaptı. O depoyla suyu aldı köye iki tane çeşme yaptırdı. Bir yukarı mahalleye bir de aşağı kısma. Uzak yere yani köyün merkezdeki çeşmesi uzak yere iki tane çeşme yaptırdı. Daha sonra bundan bir 8-10 sene önce de tekrardan köyümüzün başka bir büyük su getirdi devlet. Devlet büyük bir su getirdi. Yukarıya daha büyük bir depo yaptırdı ve bütün evlere su şebekesi çekti. Bu şeyde 1970'de devlet su işlerinin yaptığı çeşme. Zamanımızda yaklaşık köyde 20 tane genç vardı. Futbol oynardık. Güzel bir futbol takımımız vardı. Onların ismini anmadan geçemem. Yani arkadaşlarımız onları söyleyeyim. Birkaç tanesi rahmetli oldu. Rahmetli bizim Orhan kardeşim. Fuat rahmetli oldu. Mehmet Akel vardı. Bayram abinin oğlu. O rahmetli oldu. Diğer arkadaşlar işte Erol vardı. Ferhat, Osman, Hamit, Ekrem, Enes, Ömer, Benim ismim Ali Ural, Sefa, Orhan, Mustafa, Durdu, Selami, Galip, Nusret, yani 20 tane yaklaşık genç, Bilal arkadaşımız vardı. Müthiş bir takımımız vardı o dönemde. Bu çevre köylerde Kahveci, İğdecik, Sultanhanı, Bünyan, onlardan futbol maçı yapardık. Hepsini yenerdik. Yani o bölgenin en iyi takımıydık. Müthiş bir tutkunluk, arkadaşlık, böyle samimiyet. Çok güzel günlerimiz geçti yani. O takımdan diyorum ya, Bünyan'ı, Gergeme'yi, Kahveci'yi, İğdeci'yi, Sultan'ın hepsini bölgede köy koymadık, yenmedik. O kadar güzeldi yani. O kadar birlik, beraberlik, bütünlüğümüz vardı, arkadaşlık bütünlüğümüz. O kışı
O garda tipi de oynardık şurada. Karşıda sahamız var, orada oynardık. Oradan gelir, burada elimiz ayağımızı yıkardık ve hiç kimse hastalanmazdı, biliyor musun? O kış garda, çamurda. Günlük en az 2 saat, 3 saat günlük futbol oynardık. Çok samimi dostluklarımız, arkadaşlarımız vardı. Maalesef şimdi her birimiz bir yerde. Bir özlüyoruz tabii, özlemez olur mu? Arkadaşlarımızı da özlüyoruz, o günleri de özlüyoruz. Çok özlüyoruz hem de yani. Köyün gelişi şöyle, babamdan, dedemden duyduğum kadarınca. Buraya 6 hane bünyandan bir hane de zelfinden gelir. Veya 7 hane bünyandan gelir. Hanelerden söyleyeyim kabileleri. Bendelloğlu, bizim kabile, sülale. Geniş bir sülale, kabile. Fahılar diye şu karşı evler. Tebirler diye lakapları söylüyorum. Biraz daha yukarıdakiler, kaç oldu? 3. Ümmetler gene yukarıda 4. Yoruklar 5. Hamitler 6. Bekirler 7. Babamın anlattığı. Bir kabilede Tomarlı Delfin köyünden veziroğulları geliyor. Veziroğulları. Bizim aklımızın yettiği kadarınca 70 hane olduydu köy. 70 hane sonra dağıldı, işte kalanlar bunlar kaldılar. Kösağcıl köyünün kuruluşu babamdan, dedemden duyduğum kadarınca köyün yeri Sarıolan'ın yaylasıymış. Sarıolan. Evet. Sarıolanlılar terk ediyor, gelmiyorlar. 6 hane ve 7 hane veyahut da dünyanın buraya yaylaya geliyorlar. Birkaç sene yaylaya gelip yazın gelip kışın gidiyorlar. Kışın gidiyorlar. Bir diyorlar ki ya gitme, ne yapacağız? Aşağı taraf ormanlık, meşelik. Burada meşelik var. Hatta öyle bir orman varmış ki dedemizin hezeni, bağıştayın hezen derler. Karamık ağacındanmış, büyük karamık ağacından. Öyle ağaçlar varmış burada. Tabii kese kese kalmadı, ayrı mesele. Gitmiyorlar, buraya hane yapıyorlar, 7 hane. Yazın diyorlar. Gitti, ne yapacağız? Burada kışın koyun keçi ormanlıkta yayılır. Yazın da dağda yayılır. Burada kalalım diyorlar. Bu güzel suyun başında kalıyorlar. Bura güzel taplak bir yermiş. Güneş. Bu şekilde köy üreyip geliyor. Babam rahmetliğin anlattığına göre çevremizden köyler Musa Şih, Şih Musa diye mübarek zatın müftası, kabri aynen tülbe olarak kullanılır. Kahveci. Hemen aşağımızdaki kahveci köyü İdecik. Aşağımızdaki köy Firahmet. Karşıdaki köy Koyun Battal. O da daha ileride bir köy. Köse Ağacı, Şih Musa, Koyun Battal, Pirahmet, bunların kardeş olduğunu söylerlerdi. Kahveci de bunların kahvesini yaparmış. O zaman kahve meşhurdu.
çay yoktu. Köyün yani meydana gelmesi bu şekilde meydana geliyor bu köymüş. 63'te benim ayrıldığımda 70 haneydi köymüş. Sonra işte bu haneler kaldı. Yalnız şöyle diyeyim, burada kalan haneler kaldı ya, hepsini de çok İstanbul'dan belli göç edenler oldu. Hemen hemen 10'da 8'inin de evi var, burada yeri var. Efendim benim emsaldaki amcamın oğlu vardı, işte 10 gün oldu vefat edildi, Hacı Mehmet Ural vardı, şu evde doğdu. Şu evde. Ölenlerden Mehmet Yasin vardı ileride. Hayrettin Oğuz vardı ileride. Ali Karataş, Mustafa Kaya, halam uşaklarıydı bunlar. Benim yaştakileri sayıyorum. Ahmet Doğan. Bunlar hep rahmetlik oldular. Mehmet Yılmaz, Muzaffer Kaya. Benden büyüktü ya, beraber bunlardan köy oyunu oynardık. Bazı saklambaç, dardlar falan derlerdi. Bunları oynardık. Aşağı mahalle, yukarı mahalle derlerdi. Aşağı mahalle, bu mahalle, yukarı mahalle, şu sokaktan yukarı mahalle. Şuradan sayayım. Bir, Remzi Ural'ın evi. Amcalarımızdan. Halil Ural, Mehmet Ural, Ehsan Ural, Behçet Ural. Oradan geç. Yusuf Ağır, Mustafa Ağır, Şükrü Ağır. Bunlar aynı kabile, yani soy isimler bana soy isimlerden değişmişler. Efendim Şakir Yalçın, Ömer Yalçın, Kazım Yavuz, Mehmet Oğuz, Abdi Karadaş, Abdi Kaya aşağıdan. Ömer Öztürk aşağı taraftan. Efendim geçtik yukarı tarafa. Sadık Altıntop, Mehmet Altıntop, Niyazi Karakoç, Mehmet Oğuz'u dedik değil mi? Dedik. Efendim öbür tarafa geçtik, Abdikaya ile söyledik. Onun iki yerde evi vardır. Bir aşağıda bir de yukarıda evi vardır. Ana sokağa girdik. Ali Öztürk. Ömer Öztürk. Ömer Öztürk söyledik aşağıda. Efendim Hamit Doğan, Ahmet Bozkurt, Nihat Bozkurt, Mustafa Başal, Battal Başal. Efendim bu yanına geçelim. Ali Turan, Mehmet Turan, biraz daha gel, Mustafa Tekin, Zefer Mustafa derlerdi. Biraz daha geldik bu yanına, Çavuş'a, şurada evi vardı. Hamit Çavuş Turan. Karşıda da Tevfik Polat, oğlu Vahit Polat, karşıda Nuri Polat, bunlar öldüler rahmetli, Vahit Polat kaldı. Bir ileride Adil Polat, oğlu dedim ya biraz önce, Kamil Polat, Ali Polat, hep öldüler bunlar. Ara sokağa geçtik. Mehmet Küçük vardı. Bali Mehmet derler sığır güderdi. 40 sene sığır güttü bu adam. Yukarı geçtik. Temir'in oğlu derler. Temir Mustafa Efendi. Salih Temir, Mustafa Demir bunlar vardı. Biraz daha ileri geçtik. Hurşit Yılmaz. Oğlu Osman Yılmaz, oğlu Mehmet Yılmaz hep öldüler bunlar. Öbür tarafında Şahan Kuş. Osman Kuş daha önce ölmüştü. Yaşar Kuş. Mustafa Kuş. Bunlar öldüler hep. Ocakları oldu. Daha ileride Akkad'ın hala vardı. Kızı Vahide Halen'le beraber. Onlar ocakları kör kalmıştı. Onlar yine kör kaldılar. Biraz daha ileride Reşit Duvan, Raşida derlerdi. Hakikaten çok muhteşem bir adamdı. Allah rahmet, cümle geçen rahmet eylesin. Hanesi açı bir adamdı. Annavut Ali derlerdi, Ali Duvan. Biraz aşağıda Ali Küçük, Ahmet Küçük, Hacı Kaya, Süleyman Kaya, oğlu Mustafa Kaya, İsmail Kaya, Süleyman Kaya'nın Bahir Kaya, oğlu Muzaffer Kaya, öldü bunlar. Bir İsmail Kaya kaldı hayatta. Biraz daha yukarı çıkınca Bayram Akel. Daha yukarıdaki var onun. Bayram Akel'den sonra kardeşleri vardı. Aziz, Salih, Ali Osman Akel derlerdi. Onlar da Emir Viran köyünden gelmişlerdi buraya. Köyü sayabildiğim, aklımda kalabildiği kadar bunlar. Yalnız 3/2'si gitti bunların.
Bu mezar köyümüze daha önce yerleşmiş kişilerden seyitler veya hoca mezarı. Üzerindeki bu sarık tipi taştan anladığımız bunlar şöyleydi, kırılmış. Sonra bu mezarlardan 3-5 tane bu bölgede vardı. Bu mezardan köyün imamları ve seyitler mezarı bu mezar. Ölüm tarihimi, doğum tarihimi bilmiyoruz ama şeysinde Rumi takvim, bu takvim 1227 yazıyor. Arapça rakamlarına bilgi. Bunu çevirdiğimiz zaman, miladi takvime çevirdiğimiz zaman 1810 yılı. Ama bu tarih, ölüm tarihimi, doğum tarihimi bilmiyoruz. Herhalde büyük ihtimalle ölüm tarihi bu kişinin. 1810 yılında ölmüş bu kişi. Yani bu seyitler mezarı.